Aldı Neymar. 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 Barcelona olunca başka oynar. Yo. Hoca. Tek hatıralar kalır. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Utku Markin, bittim, hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Gelmiş geçmiş en iyi Barcelona kadrosunu kurduk, maça çıkıyoruz. Barcelona ne oldu? Elimizdeki, hesabımızdaki, bu zamana kadar çıkardığımız bütün Barcelona efsanelerini, hatta biraz da güncel futbolcuları koyarak muhteşem bir kadro oluşturduk ve bu kadroyu maç atmak için can atıyorum. Hatta sadece kadro oluşturmakla kalmadık, bir de gittik en efsane hocayı da getirdik. Anam hocam, hocam çok kötü şeyler görüyorum orada. Bugün bir farklı oynuyoruz. Ggv. Hoş geldin hayatımın anlamı. Salavat çekiyor büyük ihtimalle. Üstteki Arapça isimde. Amin. Bu artık Araplarda bir şey oldu herhalde. Moda oldu diyebilirim. Şey yapıyor, salavatla giriyor. Üst ismine Arapça salavat yazıyorlar. Kadromuz karşımızda. Neymar, Romario, Maradona, Cruyff, Messi, Xavi, Albert Puyol efsanelerimiz. Kaleci efsanesi ben çıkaramadım. Oyuna bir tane geldi. Unuttum adını. Genç bir Bayam geldi. Bayam diye bir adam geldi. Onu da ben çıkarmadım. Terstegen güncel oyuncumuz koyduk. Burada Puyol'un yanına bir pik efsanesi, bir epi isterdim. Belki oyunu ilerleyen zamanlarında gelir. Onu da bulamadığımız için Kunde'yi aldık. Sol bekte Jordi Alba'ya şans verdik. Yine sol bek olarak da Barcelona efsanesi. Oyuncumuz yok. Yedeklere baktığımızda Ronaldinho Guatim var, Dembele'm var, Edgar Davis ve Figo da var. Güncellerden Ansu Fati, Pedri ve Lewandowski'ye de şans verdik. Kadromuz efsane. Kadro efsane olmakla kalmayıp bir de Guatimiz, Guardiola hocamız aldık. Bugün top çevirme oynuyoruz. Bir tık işimiz zor. 4-2-3-1 oynayan bir rakip var. Gabriel Jesus, Antony, Bernardo, Tchouameni, Casemiro, Mbappe ile güzel bir rahat, geri hatta doldurmuş harika oyuncuları. Maitland'a şans vermiş. Yedeklerde Lewandowski ve Pedro var Barcelona'dan. Eski Barcelona'dan Neymar var. Siz Barcelona'nın hangi dönemini çok fazla seviyorsunuz? Yorumlara yazın. Şu anki dönemi olabilir. MSN efsane dönemi olabilir. Onun dışında aşağı doğru indiğimizde yıllar olarak Ronaldinho, Eto'lu, Deco'lu zamanlar da olabilir. Sizce hangisi en iyi Barcelona'dır? En iyi Barcelona kaç yılındadır? Yorumlara yazın. Ben FIFA 5'te, FIFA 7'de oynuyordum. Yani kalede Victor Valdes, ileride Deco, Ronaldinho, Eto, Messi. Yani her neli dönemi bile var bu Barcelona'nın. Tabii bir dönemi vardı. İbrahimovic'li, Alexis Sanchez'li. Hatta şey vardı. Bize geldi miydi? Bizde oynadı mıydı? Hocam adamın adını unuttum ya. Giovanni Dos Santos. Evet, Giovanni Dos Santos da Barcelona'da oynadı diye biliyorum. Yani sizce en iyi Barcelona nedir? Hangisidir? Yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenin. Bildirimleri açın. Bir de hangi takımın en efsane kadrosuyla maç yapayım yorumlara yazın. Hangisiyle maç yapalım? Real, United, City, Bayern Münih, bunlar olabilir. Chelsea, Arsenal gibi. Şimdi Puyol, hop. Burada Xavi. Efsane kaptanlarımız. Bir Puyol, bir Xavi. Ama bana göre en büyük kaptan Puyol'dur abi. Net diyorum. Neymar'a harika top Cruyff'tan. Neymar gidiyor. Hop. Aldı Neymar. 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 Efsane Neymar. Harika attı. Çatala. Rakibin hatasını gördü. Durmadan aldı topu. Mükemmel plase, 1-0'lık skor. Harika goldü. Güzel başladık. Barcelona ekolüyle başladık. Tabii ki de bu ekolün mimarı kimdir diye sorulursak, tiki taka futbolunu Barcelona'ya getiren adam kim diye sorulursak, sahada aslında o da Johan Cruyff. Ama oyuncuyken değil arkadaşlar, Barcelona'nın hocasıyken Cruyff Barcelona'ya getirdi bu ekolü. Albert Ferrer. Ooo, Marquinhos. Sert oyun var. Gerginsin Marquinhos. Kendine gel. Bir Barcelona United maçı ancak bu kadar heyecanlı olabilirdi. Also das war jetzt nicht final. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Bak bak bak. İzleyin sadece. Sadece izleyin. Şöyle. Ah be. Cruyff gelişine vurdu. 2-0. Bu ekolün lideri dedik. Bu ekolü Barcelona'ya getiren adam dedik. 80'lere 90'lara damga vuran adam dedik. Gelişine harika gol. 2 gol, 2 zeka sahası dışından.
Çok güzel başladık. Dakika daha 19 iken şov yapmaya başladık bile. Kylian Mbappe, Albert Ferrer. Bernardo Silva tersleyken Kylian Mbappe'den yine Albert Ferrer. Messi, Maradona. Şöyle topukla bıraktı Messi'ye. Messi, Xavi. Yukarı oynadık. Bak şimdi top kontrolümüzde. Of, of. Yani güzel. Ben hareket yaparak top kontrolü yaptım. Ne? Olmadı. Neymar. Oy topuk. Hocam yine taç bizim. Ver, ver, ver. Jordi Alba'ya. Jordi Alba. Şöyle oynadı Neymar'a doğru. Hocam burada Pavard. Van Dijk sırt dönük attı. Şimdi Mbappe burada hatalı top gelir. Şöyle Albert Ferrer'le aldık. Messi, Maradona. Peki bir şey soracağım. Şu an sahadaki takım beraber oynasaydı ne yapabilirlerdi? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yani Şampiyonlar Ligi'ni alır mıydı? Niye AFK kaldın çocuğum? Niye AFK kaldı şimdi bu? He? He? Sebebi neydi bunun? Niye AFK kaldı bu şimdi? Niye? Oynasana. Ana! Oho, ekol diyoruz, futbol diyoruz, farka gidiyoruz. Dakika 30'da maçtan kaçıyor. Ne yapabiliriz ya? Evet hocam, rakip dayanamadı, kaçtı. İki tane jeneriklik giyince o zaman hemen yeni maçımıza geçiyoruz. Oynat bakalım. Evet, yeni rakibimiz, ikinci rakibimiz United Barcelona ekolümüze dayanamadı. Barcelona falan, ben bugün Barcelona'yı falan seyrettim, o Barcelona falan. Bu sefer de karşımıza Sparta Praglı HTHF 10 diye bir kardeşim geldi. Hoş geldin Praglı kardeşim. Prag'da havalar nasıl? Prag'da yaşayanlar yorumlara yazsın. Şöyle baktığımızda kadro güzel. Bu sefer farklı bir deneyim. Edgar Davis'e şans veririm. Bu da bir dönem tabii ki de Barcelona'da oynamış. Gol atım reisim. Şu farklılık olsun. İkinci yarı zaten onları tekrar oynatırız. Genel olarak böyle güzel. Hatta Ronaldinho'yu oynatalım. Reisimi özledim zaten. Oyuncu rolleri sağ açık. Yapalım bunu da. Onun dışında değiştirmemiz gereken bir şey yok. Kadromuz şu anlık güzel. Rakibin kadrosuna bakalım. 3-4-3 de oynuyor. Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappe, Bernardo, De Bruyne, Tchouameni, Rudy, De Ligt ve Ruben Dias. Oliver Kahn. Arkadaşlar De Ligt'i çok görmüyoruz bu sene. Farkında mısınız? Yani 2021'i bilenler biliyor. Çok fazla De Ligt, De Ligt, her hafta De Ligt'ti. Bu adamın bu hafta formu düşük. Gerçi Dortmund'a liderliği kaptırdılar. Yani güzel oynasaydı kaptırmazlardı diye düşünüyorum. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Bence Konami haklı. Hemen Berke'cim. Bu adamlar videoyu beğenmiştir bence. 2-0 önde. Yani ben de seninle aynı fikirdeyim Berke'cim. O zaman bizi maça gönder. Bu sefer deplasman formamızdayız. Sarı formamızdayız. Ronaldo sever Barcelona'yı. Hedef Barcelona olunca başka oynar. İyi oynar. Oy. Kravişkeyle sakin ol bebeğim. Oğlum sakin ol lan. Edgar Davis be. Yırtıcı kaplanım benim. Erkeğim erkeğim. Oğlum ne oldu oraya ya? Maşallah dediğim 3 gün yaşamıyor. Böyle bir şey var mı? Albert Ferrer Mbappe'nin sırtına bindi. Ben varım dedi. Şöyle kaldırdı Kunde'ye. Kunde'den oynadı Jordi Alba'ya. Messi. Bu bir ihanet midir? Messi'cim. He? Bunun sebebi nedir? Abi Messi. Bak bak bak. Bizim Messi ihanet yolunda. Kardeşim. Oy oy De Jong. Oy oy oy. Bir çıkabilir miyiz? Bir şey deneyeceğim. Abi gene çıkamadık. Hep pasla çıkma hevesimden dolayı. Ronaldinho'dan Neymar'a. Neymar'dan Leva'ya. Hop De Ligt. Maç öncesi Remzi Kamalan konuşmalarında çok sinirlendi. Bu maçta çok gergin. Figo orta açıp Leva vurursa gol olma ihtimali. Anam sen ne alakasın? Arkadaşlar size samimiyetle bir soru sorabilir miyim? Neymar, Lewandowski ve Figo üçü bir arada oynasaydı nasıl bir takım olurdu sizce? Yani neler yapabilirlerdi? Hocam, Ronaldo. Şimdi Kunde ile bak sakince uzaklaştıralım. O atar yukarı. O atar yukarı. Alır, alır. Leva bıraktı Messi'ye. Messi şöyle tekrar Figo'yu gördü. Rakibi şu defans olunca rahat oluyorum şeyde. Ana ben şut iptal yaptım. Messi güzel çalıp. De Ligt çok gergin. Maç önü keşke öyle konuşmasaydım. Abi Edgar Davis bir farklı seviye değil mi ya? Şimdi hocam Ronaldinho. Jordi Alba. Ronaldo. Ronaldo. Tek başına oynuyor. Yine bir Ronaldo yalnızlığındayız arkadaşlar. Ronaldo'nun yalnızlığı. Messi'den Figo'ya. Figo. Figo.
Leva'ya güzel orta. Figo Leva Ronaldinho vurdu. Bunu izleyeceğim, özür dilerim. Ronaldinho'yu çok özledim. Haydi bir dans yapalım mı? Kanka lütfen uzun zaman sonra bir dans edelim mi? Ben Ronaldo dans videosuyla başlamıştım arkadaşlar. Yapmadım. TikTok'a Ronaldo dansıyla başlamıştım böyle. Ama olmadı. Bir Ronaldo dansıyla başlayan bir hikaye 305.000'e dayandı. Sizleri seviyorum lan. Siz var ya adamsınız. Adamın kare köklersiniz. Arkadaşlar bakın. Ben şu saatten sonra ders almam, ders veririm. Ama hakem sen de beni durduramazsın. 300 Spartalı'da olsanız Isparta'dan 500 kişi de gelse beni durduramazsınız kardeşim. Güzel oynamışız maşallah. Rakibin toplam pasından fazla başarılı pasınız var. Hocam ya ben bu Figo'yla ne oynatıyorum bu? Üçlü defans yapmayın abi. Benim gibi şerefsizin biri geliyor kanattan. Tak 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 ya. Lütfen üçlü defans yapmayın, pişmanlıktır. Neymar, Ruben Dias bıraktı. Edgar Davis ise Tchouameni takımın 4. gol yemesine engel oldu. Şimdi Albert Ferrer. Sakinliğimizi koruyoruz arkadaşlar. Bakın. Bak şimdi sakin futbol. Sakin futbol demek etkin futbol demek. Şuradaki boşluğu görmek demek. Zeka demek. Luis Figo demek. Allahu Ekber demek. Tamam. Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır. Kimi sever sensen hep hatırladır. Duygulanıyorum. Hocam kendimden geçiyorum bazen ya. Siz de duygulanıyorsunuz farkındayım. Cümle kurma ihtiyacı duymuyorum ama ah be. Ah ulan gençliğim Berke. Berke biliyorsun Remzi abinin gençliğini. Ne kadar hızlı olduğunu bilirsin. Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayın. İptal. Ofsayta düştü. Arkadaşlar. Haşıklı Blackboard. Bum. Devam. Oynuyoruz. Skor 5-0'ı buldu. Gel kardeşim gel. Emmoğlu. Bak bu ama bu vazgeçmedi. Severim. Daha biz oyunda eşlik yapmadık. Oyunda eşlik yapalım gel. Kanka. Ben 7 atmak istiyorum lan bugün. Minimum bir 7 atasım var. Romario'cum gel hayatım. Ondan sonracıma Ansu Fati sen gel. Ondan sonracıma Cruyff sen gel. Ondan sonracıma lan akıllım bebeğim Xavi gel. Xavi'yi de buraya oynatalım. 10 numara oldu. Harika oldu. Daha ne olsun baba, çiçek gibi boncuk gülle gibi oldu. Oliver Kahn başlıyor. Bugün onun için gerçekten kabus tadında bir gün. Yani talihsiz goller yemedi. Kaliteli güzel goller yedi. Afiyet bal şeker olsun. Ansu Fati geldi. Ben de varım dedi. Efsane arasına girmek istiyorum dedi Cruyff. Şöyle Jordi Alba ya. Jordi Alba. Xavi ben de kafaya geliyorum dedi. Herkes niyetle, herkes istekli. Bu takımda gol atmaya herkes çok meyilli. Yanıyor herkes diyebiliriz. Oliver Kahn'la başlıyor. Bak Puyol musun be? Abi Puyol sen başka bir seviyesin be. Vlahovic, Valverde, hop Kunde, gel hayatım. Jordi Alba, Edgar Davis, Puyol, Xavi, Cruyff, hop. Oo, Tchouameni olmasa var ya 9-0 falandı şu an. Kanka öyle bir şey yok be. Terstegen ofansifliğini çok beğendim gerçekten. Şaka değil. Yani bir pilotik kart gelince denemek istiyorum. Çok atik. Edgar Davis, geliyoruz. Marquinhos, Xavi, abi kötü pas be. Dünyanın en iyi pas atan adamın attığı pasa bakar mısın? Tamam, Valverde, Vlahovic, rakip şey yapmak istiyor. Skor düşmesi uzun atacak çünkü oyun bitmek üzere. O yüzden bir tane gole gittik belki. Gidemedik. 5-0'lık skor, net bir skor bulduk. Tam 12 şutumuz var. 9'luk kaleye vurmuş. Tam 100 pasımız var. İşte bu da Barcelona demek. Adam gibi pas yaptık. 5 golümüz var. Diğer maçta 3 golümüz var. Totalde 8 gol attık bu takımla. Ve 8 gol attığımız bir Barcelona ekolüne de yakışır bir futbol oynadık. Gollerimizin neredeyse yarısından fazlası üst düzeydi. Hepsi tek tek farklı videoya çıkacak gollerdi diyebiliriz. Yani bence bir beğeni hak ettik kral. Senin vicdanına bırakıyorum. Best Mobile'de böyle kaliteli video göremezsin. Ha görürsün nasıl? Kanala abone ol, bildirimleri aç, ondan sonra hep görürsün. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Oynamamı istediğiniz takımlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.